Uzman nöropsikolog Alp Tekin Aydın, Türkiye'nin farklı şehirleri, Avrupa'nın birçok bölgesi ve dünyanın birçok farklı ülkesinden otizmli çocuklara tedavi imkanı sunmaya devam ediyor. Şimdi yine çocuklarında gördüğü o olumlu değişimi anlatan ailelerle yaptığımız röportajı ekranlara getiriyoruz. Uzman nöropsikolog Alp Tekin Aydın İstanbul Nişantaşı'nda bulunan ofisinde yanımızda Batıkan bizlerle birlikte, annesi Sema Hanım da yanımızda. Sema Hanım'ın yüzü gülüyor herhalde burada aldığı tedaviden. Batıkan'ın gelişmelerinden oldukça memnunsunuz değil mi? Sema Hanım, şimdi Batıkan da bayağı şu an keyfi yerinde gibi. Şimdi hikayeyi birazcık dinlersek, kaç yaşında şu an mesela Batıkan? Batıkan şu an 9 yaşında. 3 yaşında tanımız kondu. Biz son 2 yıldır Alptekin hocamla yolumuza devam ediyoruz. Bu başlık tedavisine girdikten sonraki Batıkan bizim için çok farklı. Öncesi farklı, sonrası farklı. Batıkan'ın öncesinde göz teması yoktu, hiç yoktu diyebilirim. Algıları kapalıydı, farkındalığı iyi değildi, komut almada sıkıntılarımız çok büyüktü, hiperaktivitemiz çok fazlaydı. Yani Batıkan'la yaşamak bizim için çok zordu. Alptekin hocamla bir vesileyle biz tanıştık, bu yola girdik, başlık tedavimize başladık. Şu an inanılmaz, oğlumuzla bir gurur duyuyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Algılarımız çok güzel açıldı, farkındalığımız çok arttı. Dil konuşmamız gelmeye başladı. Cümlemiz olmasa da kelimelerimiz artık çok net çıkıyor. Komut almada hiçbir problemimiz yok. Her şeyi bir kere söylediğimizde Batıkan artık yerine getirebiliyor. Dikkatimiz çok güzel ki bizim dikkat dağınıklığımız çok fazlaydı. Okul ortamında bu bize büyük sıkıntı çıkarıyordu. Ama şu anda dediğim gibi dikkatimizde de çok yol aldık. 40 dakika çok güzel oturup ders yapabiliyor, bir şeylerle oyalanabiliyor. Motor gelişimiz de güzel, kesme, yapıştırma, yırtma vesaire. Yani biz her gelişim alanımızda çok büyük yol aldık. Hocamızın sayesinde biraz sabır gerektiriyor, biraz zaman gerektiriyor. Biz sabrederek bu zamanda gidiyoruz bakalım. 2 yıldır hocamla beraberiz. Çok güzel, her şey yerinde, çok mutluyuz. Şimdi gözlerinizden görebiliyorum zaten o mutluluğu. Peki 2 yıl öncesinde siz Alptekin Hoca'yı ilk tanıdığınızda ya da ondan önce herhangi bir başka bir tedavi denemiş miydiniz? Onu sorayım önce. Şöyle, tedavi demeyelim de biz 3 yaşında tanımızı aldık. Aldıktan sonra çevremizden her duyduğumuzu yapmaya başladık. Sonuçta bir umudun peşindeyiz. Bir beklentimiz var çocuğumuzla ilgili. Herkesten bir şeyler duyuyorsunuz mutlaka bu dünyadaysanız. Her duyduğumuzu yapmaya çalıştık ama hiçbir sonuç alamadık. Her defasında dedik ki bu da olmadı. Sonra benim annem hocamı televizyon programında seyretmiş. Kızım dedi, böyle bir hoca varmış, hemen telefonunu, adını soyadını kağıda yazmış, beni aradı, söyledi. Dedim niye olmasın, olur, belki hani doğru yol budur bizim için. Hocamızla biz bu vesileyle tanıştık ve bugüne geldik. Çok şükür çok iyi durumdayız, daha da iyi olacağız. Dediğim gibi biraz sabır ve zaman gerektiriyor. Ciddi anlamda Alptekin hocamın bu başlık tedavisinde yapılanlar gerçekten çok güzel şeyler. Biz ondan sonra güzel dönütler almaya başladık. Öncesinde yoktu. Öncesi zaten yoktu diyorsunuz. Ondan da güzel sonuçlar almadık. Evet. Son 2 senede yaşanan değişiklikler bayağı ortada. Yani Batıkan'ın özellikle 2 dakikadan 40 dakikaya kadar çıktı. 20 kat dikkati yükseldi. Bu çok büyük bir rakam. Bununla beraber pek çok Batıkan'da beyin fonksiyonlarına göre haritasına baktığımızda aslında dengeli bir tedavi yaptık. Yani 3 bölgeye de dengeli bir tedavi yaptık. Bazen çocukların haritaları çok karışık oluyor. Siz dengeyi sağlamak için daha farklı bir tedavi yapıyorsunuz. Batıkan'ınkinde bizim dengeli bir tedavi uyguladık ve hep bütün fonksiyonları uyandırmaya yönelik bir tedavi yaptık. Bunun sonucunda da hem dikkati arttı, farkındalığı arttı, algısı arttı, komutları alması inanılmaz hızlanmış. Yani ben de ilk defa görüyorum Batıkan'ı ama hani haritasından zaten müthiş bir fark olduğunu görüyorsunuz ama tabii birebir görünce çok daha iyi olduğunu, hani haritada bile gördüğümden daha iyi olduğunu gördüm. Yani şimdi burada zaten yaşadıkları sorun genel herkesin yaşadığı sorun. Yani bizim bu çocuklarımıza eğitimle çalışmayan fonksiyona bir şey yapamazsınız. Yani fonksiyon kapalı,
ve olmayan fonksiyonu nasıl tekerlekli sandalyedeki adama hadi kalk bir koştur at şurada demiyorsun. Bu çocuklara da hadi konuş, hadi öğren, hadi yap. Çalışmıyor fonksiyon. Ne zaman o fonksiyona gerekli akım verilecek, o fonksiyon yükselmeye ve çalışmaya başlayacak, o zaman zaten kendi yapıyor. Ve sen öğrettikçe onu da üzerine ekliyor, ekledikçe de ilerliyor. İlerlemeyi böyle kaydedebilirsin. Çalışmayan fonksiyonda takılıp kalıyoruz. Herkese aynı şey veriliyor rehabilitasyonlarda, eğitimlerde ama sonuç alınamıyor. Yani sonuçta TDCS veya TMS yani nöromodülasyon dediğimiz terapi biçimiyle bu çocukların fonksiyonlarını açabiliriz, uyandırabiliriz. Çok yüksek fonksiyonları düşürebiliriz. Zaten bütün ihtiyacımız da bu. Şimdi hocam aslında en güzel noktası da şu. Tabii ki İngiltere'nin başkenti Londra'da TMS tedavisi veriliyor. Alptekin Hoca yönetimindeki Cosmos Healthcare'de ama onun dışında şu an TDCS ile birlikte dünyanın her yerinde siz mesela evinizde bu tedaviyi uyguladınız. Hem uygulaması kolay hem çocuk tedavi sırasında da normal hayatına devam edebiliyor değil mi? Kesinlikle en güzel tarafı bu zaten. Yani biz çocuğumuzla aynı ortamdayız, beraberiz. Her yerde yapabilirsiniz. Yani çocuğu bir yere sabitlemek zorunda da değilsiniz. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Şimdi hocam tabii ki QEEG beyin taraması evet. işlemini de Türkiye'de gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. TDCS başlığıyla da artık Türkiye'de de bu tedavi evet. olabiliyor. Bu da herhalde izleyicilerimiz için önemli bir haber diyeyim. Kesinlikle. Zaten başta Türkiye olmak üzere dünyanın hemen hemen her bölgesinde hastalarımız var. Ortalama 1500'e yakın aile. Bugün TDCS başlıklarla kendi evlerinin konforunda birebir tedavi oluyorlar ve bizim denetimimizde. Yani evde tedavi olan aileleri biz arka plandan yaptıkları çalışmaları, süreleri dolduruyorlar mı, doldurmuyorlar mı? Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Yani böyle bir tedavi bence özellikle çocukların seyahat ve özgürlük sıkıntılarını ailenin de düşünürsek son derece evde olması kadar doğal bir tedavi olamaz. Daha faydalı bir tedavi olamaz kendi ortamlarında. Bunu dediğim gibi Türkiye dahil dünyanın her yerinde yapabiliyoruz. Siz son olarak bir şey ekleyecektiniz sanırım değil mi? Tabii ki biz başlık tedavisine başlamadan önce Batıkan'a haftada 40 saat özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ders aldırıyorduk. Buna yoğun eğitim adı veriliyor. Bir sene sürdü ve bir sene sonunda baktık ki çocukta hiçbir değişim yok, hiçbir gelişme yok. Sonrasında hocamla tanıştık ve ilk QEEG çekimimiz yapıldı. QEEG çekimimiz sonrasında hocam bizimle birebir görüştü ve söylediği şuydu, hala aklımda hocam iki sene geçmesine rağmen. Siz bu çocuğa istediğiniz kadar, isterseniz haftada 50 saat özel eğitim aldırın. Çocukta hiçbir değişim ve gelişim olmaz çünkü çocuğunuzun nöronları kapalı. Biz hocamızın bu söyleminden sonra aslında otizmin tam olarak ne olduğunu anladık. Öncesinde pek yoktu, yani ne olduğunu tam olarak bilemiyorduk. Ve anladık ki hocamın anlattığı her şey çok mantıklı. Çocuğun eğer fonksiyonları kapalıysa gerçekten istediğimiz kadar ders aldıralım. Biz bir netice alamayacaktık. Ve şu an 3 tur döndük tedavide. Özel eğitimin faydasını şimdi görmeye başladık. Buradan da ailelere hatırlatalım değil mi? Algılar kapalıyken, nöronlar kapalıyken eğitim boşa gidiyor. Kesinlikle öyle. Önce bir beynin toparlaması lazım. Sonrasında beraberinde özel eğitimle bir şeyler yapılabiliyor. Ama öncesinde gereksiz, yani çocuk yoruluyor, aileler yıpranıyor, işin maddi boyutu ayrı. Biz otizmin tam olarak dediğim gibi nörolojik bir durum olduğunu hocam sayesinde öğrendik. Hocamın emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim.